Günaydın Eskişehir'den, Eskişehir.net'ten herkese merhaba. Turizm haftasındayız. Bir iki konu başlığımız var. Sizlerle bunları paylaşmak istiyoruz. İlki bu turizm haftası. Turizm haftası bizlere ne söylüyor? Eskişehir'in dağınıklığından bahsediyor bizlere turizm haftası. Maalesef bu konuda da çok dağınığız. Diğer konularda olduğu gibi. Ama günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapmamız gerektiği için turizm konusuna bir bakalım. Eskişehir son yıllarda turizm konusunda adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz programlarda da söyledik. Bunu son aylarda ve yıllarda hep söylüyoruz. Yılmaz Büyükerşen turizmi olarak başladı. İnsanlar merak etti. Daha çok yer gezmek, görmek isteği, imkanların güzelleşmesi, yolların düzelmesi, ekonomik durumunda biraz iyileşmesiyle birlikte insanlar bir takım yerleri gezmek istedi. İşte onların başında Eskişehir geliyor. Özellikle yerli turistler ilkbahar ve sonbaharda şehrimizi ziyaret ediyor. Şimdi bu turizm haftası işte bizi bu yönüyle çok ilgilendiriyor. Turizmden biz biraz böyle ekmek yemeye başladık. Esnafımız kazanmaya başladı. Ama daha ne olabilir? Daha neler olabilir? İşte bunun cevabını şöyle bir masa etrafında toplanıp konuşamıyoruz. Belediyeler bir tarafta, üniversite bir tarafta, sektörün temsilcileri, otel, lokanta, eğlence mekanları, tur sahipleri bir tarafta, valilik, kültür turizm, bakanlık bir tarafta, herkes bir tarafta. Bu kadar bir tarafta olunca da turizm bizde el yordamıyla, ilkel yöntemlerle ilerlemeye çalışıyor. Sektör kendine yer bulmaya çalışıyor. Oysa çok zor mudur? Hiç olmazsa bir WhatsApp grubu oluşturmak, öyle değil mi? Şimdi herkesin apartmanda bile bir WhatsApp grubu var artık. Oradan yazıyorsunuz, anında sorunlar çözülüyor ya da sorunları iletebiliyorsunuz. Şimdi bizim üniversitemiz var, fakültemiz, bu konuyla ilgili fakültemiz var. Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz var. var. Her şeyden önemlisi de potansiyelimiz var. Eskişehir'in ilçeleri, tekrar etmeye gerek yok biliyorsunuz. Turizm potansiyelimizin büyük bir kısmı orada. Yazılıkaya var. Sadece Yazılıkaya yeter. Yeter ki tanıtabilelim, duyurabilelim. New York'tan, Tokyo'dan görmeye gelenler olabilir. Öylesine bir anıt Yazılıkaya. Biliyorsunuz Dağlık Frigya Vadisi'nde önemli bir anıt. Sadece o mu? Elbette değil. Pesunus'tan Balık Damı'na, İnönü'deki o mağaralardan oradaki açık fay hattına kadar, işte bu tarafa gelin, orada yine İnönü Karargah, İnönü Savaşları'nın olduğu yer sonuçta. Gezin, çifteler, su altı dalışlar, Sakarya Nehri'nin doğduğu yer, Alpu'ya gidin, her yerde bir turizm potansiyeli. 12 ilçemizin 12'sinde de bir turizm potansiyeli var, mevcut. Ayağa kaldırılmasını bekliyoruz. Bunun için de bir masa etrafında buluşmamız lazım. Ama bunu konuşmak bile neredeyse biraz sıkıntılı. İşte arkadaşlarımıza söyledik, turizm haftası. Turizmle ilgili insanları alalım, yayına çıkaralım. Nedir dertleri, beklentileri nedir? Bunlara bir bakalım. Sadece iki tane tur otobüsünün gelip Odunpazarı'nı, bir parkı gezip gitmesi değildir turizm. Evet, bunları konuşalım. Ama ilk kapısını çaldığımız yer Valilik, Kültür ve Turizm Müdürlüğü. İşte bir dilekçe verin, oradan bir onaya gidelim, buradan bir tanıdık vasıtasıyla, böyle olur mu? Bu olmaz. Bu süreci çok uzatıyor, en azından biz gazeteciler için. Böyle dilekçe milekçe de olunca da insan soğuyor açıkçası. Ne konuşacağız yani? Müftiye gidiyoruz, 3 aylar mesajı alacağız, Ramazan kutlama mesajı. Valiliğe bir dilekçe verin. Yani adam söyleyecek işte, Ramazan geliyor, 11 ayın sultanı. Şimdi bunun valilik araya niye giriyor, niye dilekçe? Onu bilemiyoruz. Aynı şekilde Sağlık Müdürlüğü de böyle. Bütün bürokratlar, bürokrasi kesimi böyle. Böyle de biraz dert yanmış olalım sabah sabah sizlere. Turizm konusu çok önemli ama bu konuda bir lider. Ticaret odası hepgeleceksin.com biliyorsunuz. Sömestr tatilinde bir girişimi olmuştu. Ama şimdi o da yok. Ya da bir kereye mahsus olmaması lazım. Bunların devam etmesi lazım. Ama şehrin bir kere bir topyekün eksiklerini belirleyip taksiciden, lokantada çalışan garsona, işte havayolu eksiğimizden bilmem nereye kadar bütün her şeyi bir masaya koyup bir tartışmalıyız şu turizm meselesini. Kafa yoranlar var, emin olun, ama bir masa etrafında bir araya gelemiyoruz. Hangi konuda gelebiliyoruz? O da ayrı bir sıkıntı. Eskişehir Spor konusunda bile gelemiyoruz.
Bir diğer gündem maddemiz. Şimdi Ankara ve İstanbul'da CHP'li belediye başkanları seçimi kazanıp resmi olmayan sonuca göre İstanbul'da özellikle YSK ve Anadolu Ajansı verilerine göre kazandı biliyorsunuz. Burada belediye meclisleri AK Parti'nin çoğunluğunda. Yani başkan CHP'li, meclis AK Partili. Şimdi böyle olunca dediler ki ya nasıl çalışacaksın? Hatta Sayın Cumhurbaşkanı topal ördek benzetmesi yaptı. İşte komisyonu seçemezsin, bütçeni çıkaramazsın falan gibi. Böyle bir takım akıllarda soru işaretleri. Bu durumda akla hemen Yılmaz Büyükerşen geldi. Neden? Eskişehir. Çünkü Yılmaz Büyükerşen geçtiğimiz dönem 2014-2019 hatta bir dönem daha vardı. O şimdi pek hatırlanmıyor. 2004-2009 arasında da AK Partili meclis üyelerinin çoğunluğu olduğu bir meclisle çalıştı. Evet, Yılmaz Büyükerşen başkan seçildi ama meclis 2004-2009 döneminde AK Parti Tepebaşı Odunpazarı'nı da almıştı o zaman. Kırsal'ın da desteğiyle biliyorsunuz. O zaman Kırsal'dan meclis üyesi yok ama Odunpazarı ve Tepebaşı'nın desteğiyle meclisteki çoğunluğu aldı. 2014 seçiminde Kırsal'dan gelenlerle de birlikte merkezdeki belediyeleri kaybetmesine rağmen Tepebaşı ve Odunpazarı'nı bu sefer de Kırsal'la birlikte meclis çoğunluğunu elde tutmuştu. Şimdi Büyükerşen'in kapısı neden çalınıyor? Diyorlar ki hocam anlat bize ne yaptın sen, nasıl ettin, çoğunluğu AK Partili meclisi nasıl çalıştırdın? Soru bu. Yani aslında uzaktan bakınca biraz şey, soru güzel, tam da yerine sorulmuş gibi ama biz burada biraz daha yakından görüp baktığımız için biraz sıkıntılı bulduk bunu. Yani Yılmaz Hoca çoğunluğu meclisi, AK Partili meclisi çalıştırabildi mi? Önce bunu bir konuşalım. Hani nasıl çalıştırdan önce, hocam çalıştırabildin mi? Bizce çalıştıramadı. Yapılan işler ortada. Hocanın haklı olduğu yönler var. Evet, işte şu anda bir çırpıda otursak belki 3-5 kalem hemen sayabiliriz. Otobüs alımı, işte oraya bir baraj yapıyor, oradan su getirecek. Hayır, getiremezsin. Ama bunlar 5 yıl içerisinde böyle 3-5 projede engeli gördü. Ama çalıştırabildi mi meclisi? Ondan emin değiliz. Bence şöyle sorulsaydı, hoca bu konularda daha yetkili ve etkili ve daha çok işi biliyor. Hocam çoğunluğu AK Partili meclisi nasıl devre dışı ya da nasıl siyaseten bunları şey yaptın, zarar verdirdin, ne bileyim işte hani politik yönü işin çok daha kuvvetli. Yılmaz Hoca da her seferinde onu çok iyi kullandı ve seçimleri kazanmasında da bunun biraz etken olduğu düşünülüyor. Beni çalıştırmıyorlar dedi. Beni engelliyorlar dedi ve bunu gayet güzel bir şekilde halka, kamuoyuna da anlattı. Bak bu olabilir. Bu anlatım başka ama meclisi nasıl çalıştırdın? Anlat bakalım. Bu başka. Çünkü çalışmadı meclis. Ya da büyük oranda Büyükşehir Belediyesi bir daha baktığımız zaman çalışsaydı, çalıştırılsaydı bizim haberimiz olurdu. AK Partililer aynen Yılmaz Hoca'nın Deutsche Welle'ye, Türkçe'ye verdiği gibi ya bir şey getirse de engellesek, şimdi bu seçimde artı puan toplar dedi ve gelen şeyleri engellemeye çalıştı. Gelen 3-5 proje ya da madde, proje de sayılmaz bunlar. Hani işte otobüs alınacak, bu proje mi bilmiyorum. Takdir sizin. Ama ya mesela meclisten de bir şey göremedik biz o anlamda. Bir önerge verme. Hocam şunu şöyle yapalım mı? Hayır. Karşılıklı bir gönül rızası, alan razı, satan razı durumu. Yani engellenen razı, engelleyenler de razı bu duruma. Böyle bir 5 yıl geçti. İşte şimdi Yılmaz Büyükerşen yani buradan da bir kahraman yaratmaya, hocam nasıl çalıştırdın bir anlat, gerek yok. Yılmaz Hoca zaten insanların gönlünde bir isim o noktada. Böyle prompter falan koyup onları okutmak suretiyle falan olmaz. Meclis, Büyükşehir Meclisi toplandı ve komisyonlar da belirlendi. Son cümlem Mustafa Önder. Çok kilit noktalarda zaten duyuyorduk. Biliyorsunuz AK Parti'den, önceki dönem AK Parti'deydi. İstifa edip CHP'ye geçti. Şimdi de çok iyi bir konumda ve yerde. Komisyonlarda, encümende, orada burada çok kritik. Yani Mustafa Önder, Yılmaz Büyükerşen'in sağ kolu oldu olacak gibi bir durum var. Önümüzdeki dönemde son derece söz sahibi olacağını görüyoruz. Yine bu şekilde de biliyorsunuz AK Parti cephesinde de Murat Özcan ismine dikkat çekmiştik. Biraz da meclis üyelerinin parlayacağı bir döneme doğru gidiyoruz ya da o dönem başladı. Teşekkür ediyoruz bize sabaha bugüne eşlik ettiniz.
gündemi yorumlamayı anlatmaya çalıştık. Öne çıkan başlıkları sadece sizlerle buluşturduk. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın.